Ne işin var burada? Davete icabet ettik de geldik. Böyle karşılayacağını bilseydim hiç gelmezdim. Ne davet lan? Kim davetti seni? Adem, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne oluyor burada? Ağzından aldın anne. Aile meclisinin izninin olmadığını bilseydim gelmezdim. Kış bahçesinde bekler misin Adem? Geleceğim, biraz konuşacağız. Tabii tabii. Ne yapıyorsun Ertuğrul? Abi ne yapıyorsun sen? Telaş etmeyin ya. Sakin ol. Nasıl bir şey yok abi? Bu geceyi mi buldun ya? Bir şey yok. Sakin ol. Konuşacağız. Konuşacağız. Ne oldu? İçeride bir uzlaşıya varamadınız galiba. Ben sana söyledim. Böyle bir jest yapmana hiç gerek yok. Gecen rezil oldu. Abi ne oluyor? Şimdi aramızda yaşananların çeterisini tutmayalım ha. Kimse masum değil. Bu konuda hepimizin yeterince canı yandı, değil mi? Evet, bunu fark etmiş olmanıza çok sevindim. Biz şimdi ister istemez sektör masadayız. Ha ben çok isterdim bu masadan al senin paranı deyip kalkıp gitmeyi ama maalesef şu an durumlar buna pek müsait değil. Biliyorum, biliyorum sizi. Rahat olun. Kasmanıza gerek yok. Abi nereye varmaya çalıştığını bir anlatır mısın? Benim bununla ilgili aklıma bir şeyler geldi. Ben seninle paylaşmak istiyorum öncesinde. Biliyorsun biz şu anki sermaye ile yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Tekrar her şeyi baştan inşa ediyoruz. Tek kuruş sermaye koymadan. Hissedar olarak. Ve yönetim kurulunda hiçbir söz hakkı olmadan. Her ay pederpey evin ederi kadar olan parayı kardan hesabına yatıracağız ve ben de bu borç yükünden kurtulacağım. Yani kısacası sana ortaklık teklif ediyorum. Ne dersin? Abi sen delirdin mi? Ha? Yok ciddi soruyorum, delirdin mi sen? Fikret bir sakin ol Allah aşkına, sakin ol. Yani Adem sorgusuz sualsiz bize evi bıraktı. Belli ki o da hatasını anladı. Ya Allah Allah dur ya. Sadece hissedar olacak. Yönetim kurulunda herhangi bir söz hakkı olmayacak. Bilmiyorum, aklına gelen şu an bu. Ben bu borç yükünden kurtulmak istiyorum. Hem daha kendisine de sormadık. Ne dersin? Yani benim için fark etmez. Olur da önce ikna etmen gereken başkaları var galiba. Ben içeriği hallederim. Sen merak etme. Ha. Kâr etmezseniz ne olacak? Ben sana söyleyeyim ne olacağını eğer kâr etmezsen. Abi. Ben niye bu riski alayım ya? Evi tekrar geri alırsın. Sözleşmeyi ona göre yaparız. Hı? Tekrar söylüyorum. Tek kuruş sermaye koymayacaksın. Yönetim kurulunda hiçbir söz hakkın olmayacak. Sadece hisseden payını alacaksın. Yani evin ederi kadar olan ücret ödendiğinde otomatikmen sözleşme fes olacak. Var mısın? Tamam. Mantıklı. Olur. Vay be. Bir şekilde kopamıyoruz ha. İyi akşamlar. Evet.
İyi akşamlar. İyi akşamlar birader.